İyi günler sevgili seyircilerim. Yeni bir video ile tekrar huzurlarınızdayım. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Bugünkü konumuz Aristoteles'in doğa düzeni ve hareket anlayışı. Aristoteles varlığın geneline ilişkin tüm bu temel metafizik belirlemeler ışığında doğadaki düzeni de incelemeyi ihmal etmemiştir. Aristoteles de Platon'un aksine karşımıza çok canlı bir doğa felsefesi, doğa bilgisi çıkar. Çünkü e, Aristoteles idea'nın formun, özün diğer bir deyişle gerçekliğin, e, görünür şeylerde yani doğanın kendisinde içkin durumda olduğunu düşünmekteydi. Bu yüzden doğayı araştırmak gerçekliğe, hakikate ilişkin araştırmalardan ayrı değerlendirilemezdi. Aristoteles tek tek şeylerin, tikellerin bilgisini edinmenin tümelin, kavramın, formun, özün bilgisini elde etmekte önemli bir adım olduğunu savunmaktaydı. Aristoteles doğaya yani fisis, baktığında orada daima madde ve hareket yasaları görmekteydi. Yani ona göre doğa hareket halindeki maddi yapıların oluşturduğu bir alandı. Flu halde doğa araştırmacısı madde yasalarının her şeyden önce de hareket yasalarının incelenmesi demekti. Hareket Aristoteles'in doğadaki varlıkları ya da evren unsurlarını e, sınıflandırırken başvurduğu temel ölçütlerden biriydi. Ona göre ne kadar varlık kategorisi varsa o kadar hareket çeşidi vardı. Nitekim tüm varlıkları kendisinde en ufak bir hareket taşımayıp diğer tüm şeyleri hareket ettirebilme gücüne sahip olan Tanrı ile kendiliğinden hareket edemeyecek durumda olan, hareket için daima bir dış etkene ihtiyaç duyan salt madde arasında sıralamış, kendisinde hareket bulunan her şeyin hareketini forma öze atfetmişti. Aristoteles de madde hareket ettirilen, form ise hareket ettirendir. Bu bir şeyde form kendisini ne kadar açığa vurmuşsa, ne kadar edimselleşmişse, o şeydeki hareket de o ölçüde mükemmelleşecek, değişmez ilkelere uygun bir görünüm kazanacaktır. Bu esas üzerine Aristo evreni başta üç kısım ayırır. Ay altı alem yani yeryüzü. Evrenin bu bölümdeki her şey, e, Empedokles'in dört nedeninden yani toprak, su, hava ve ateşten meydana gelir. Bu özellikleri gereği doğal olarak doğrusal biçimde hareket ederler. Yani hareketleri bir noktada başlar, bir başka noktada sona erer. Bu yüzden bütün ay altı cisimler ölümlüdürler. Bir yerde hareketleri son bulacaktır. Doğrusal hareket kendisini bazca iki biçimde açığa vurur. Merkeze doğru olan hareket ve merkezden uzaklaşan hareket. Ay üstü alem gök cisimlerinin alanıdır. Buradaki cisimler yeryüzündeki gibi toprak, su, hava ve ateşten değil, çok daha ince ve tanrısal bir yapı olan esirden meydana gelir. Eğitir'den. Ve bu yüzden hareketleri de değişmez. Daireseldir. Pisagorasçılardan beri mükemmelliğin, tanrısallığın simgesi olan dairesel hareket anlayışı, Aristoteles'in evren anlayışında da yerini bulmuştur. Ay üstü alemin sonunda ise sabit yıldızlar alanı bulunur ki Tanrı'ya yapıcı en çok benzeyen varlıkların alanı olduğu için orada en ufak bir değişme bulunmamaktadır. Aristoteles'e göre doğa, harekete tabi olan maddi yapıların bütününü ifade etmekteydi ve ona göre doğa araştırması her şeyden önce hareket yasalarının araştırılmasıydı. Aristoteles'in evren anlayışı ay altı alem, ay üstü alem ve sabit yıldızlar alanı olmak üzere üç ayrılır efendim. Bunu unutmayınız. Ay altı alem yeryüzü ve orada her şey dört elementten yapılır ve doğrusal harekete tabidir. Ay üstü alemdeki gök cisimleri ise esir denen bir maddeden yapılırlar ve bu yüzden tanrısal nitelikteki değişmez dairesel harekete tabidir. Sabit yıldızlar alanı ise e, tanrısal olana en yakın alandır ve hareketini doğrudan tanrıdan aldığı için değişmezliğe yakın mükemmellikte bir görünüm sergiler. Aristoteles'in ortaya koyduğu bu evren tablosu kendisinden sonraki düşünürleri özellikle Hristiyan ve Müslüman filozofları etki, esinlemiştir. Etkisi yüzyıllar boyu süren klasik bir öğretiye dönüşmüştür. Öyle ki Kopernik ile başlayan bilimsel devrime kadar ki neredeyse tüm astronomi çalışmaları bu tabloya bir şekilde sadık kalmış ve Aristoteles'ci evren anlayışı geçerliliği yaklaşık 2000 yıl süren bir paradigma olmuştur efendim. Evet sevgili seyircilerim ee, Aristoteles'in Doğa Düzeni ve Hareket Anlayışı bu şekildedir. Umarım memnun kalmışsınızdır videodan. Bu video felsefe.gen.tr adresinden kaynaklanarak e, hazırlanmıştır. Ee, umarım memnun kalmışsınızdır. Şimdilik hoşça kalın, bilgiyle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın efendim.